Ne güzel oyun yapmışlar. Ne gerek var ha böyle. Ha YouTube, nasılsınız? Bugün bir evsiz olarak, gariban biri olarak hikayeli güzel bir oyun incelememizi yaptık. Şimdi 4, 2, 4, 5. 5 tane hikayesi var. Biri yoksulla başlamak zorundayız. Yoksulla başlamak zorundayız. Sonra emekli asker var, bağımlı var, akıl hastası var, terk edilmiş var. Aa, sokakta. Evet, yatırım. Gitar nasıl çalacağız? Hocam 1 lira ya. Bu şovu başka hiçbir yerde bulamazsınız ya. Bunun olabileceğini hiç düşünmemiştim. Her şeyi planlamıştım. Sonra çalıştığım şirket iflas etti. Hemen yeni bir iş bulamadım ve işte sanırım şimdi hayatım bu. Sokakta hayatta kalma. Bir, yiyecek ve barınak bul. İki, bir iş bul. Üç, bir ev kirala. Genel olarak dilencilik benzeri unsurları olan yeni bir hayat kurmaya çalışan bir deneyimdir oyun. Her oyun farklı olacak ve başarısızlık bir sonraki oyunda daha fazla şeyin kilidini açmanı sağlayacaktır. Bu oyunun amacı evsizlik gerçekliğini betimlemeye çalışmakla birlikte bu bir oyun olduğu için sokaklarda kalmanın gerektirdiği bazı durumlar yansıtılmamıştır. Anlaşıldı. Ses yüksekse söyleyin, kısayım. Biz buyuz yüksek ihtimalle. Polis bu geliyor, polis geldi. Şimdi bir saniye. Kameramız sol alta alacağım bir saniye. Sol alta mı? Şöyle alayım. Şöyle aldım kameramı. Hey, buralarda yeni misin? Geri dönüşüm istasyonu. Geri dönüştürülen hurda başına ha. Geri dönüştürülen hurda başına 0,07 pound aldım. Ne yapacağız? Burada tokluk seviyemiz var. Burada mutluluk seviyemiz var. Burada da hijyen seviyemiz var. Şu anda düşünce ve duyguların nedir? Soru işareti, bir belirsizlik içerisindeyiz. Çünkü yeni işimizi kaybetmişiz. Envanterini, avantajlarını ve seçeneklerini buradan kontrol edebiliriz. Şu anda hiçbir şey yok. Ne yapacağımızı anlamadım ama. Çık. Yürüyebiliyoruz galiba. Temizlen veya hava koşullarından korun. Temizlenelim mi? Tamam. Şimdi açlık biraz düştü. Çık. Burada ilerleyelim. Bu neymiş? Biraz bozukluk. Üzgünüm, hiç bozukluğum yok. Bu neymiş? Aha, envanterime bakayım. Ne bu? Bir hurda bir geri dönüşüm istasyonundan paraya dönüşülmüş 25 taneden fazla taşıyamazmışım. Şehir, iş, hastalıklar. Burada şeyim var. Yine envanterde olanlar. Bu hurdamız var. Devam et. İş. Mağaza satış görevlisi. Rafları ürünleri yerleştirmek ve müşterilere hizmet vermek saatte 2,40 dolar. Başarı şansı %0. Eğitim gereksinleri 55. Gerekli belgeler 50. Benim hiç belgem yok. Alamıyorum maalesef. Bunları envanterimde alabiliyorum, envanterimi. Şunları, bu ne? Değil, tamam. Kapı da oraya çıkıyor, aynı yere çıkıyor.
Tedavi edici içecek 2 dolar. 2 pound. 5 pound. 5 pound şeyim var. Bakıyorum var. Evet, biraz bozukluğum var ha, para aldık. Güzel. Oha, 2 do 2 şey aldık. Sokakta bir yabancı. Burada şansı olan tek kişi sen değilsin. Konuş. Kusura bakma, gerçekten konuşmak istemiyorum. Ya amına koyduğumun şu sistemi seni ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Neden oluyorsun? Tamam. Bu ne? Telefon var burada. Tuvalet, ha yine tuvalet. Ha, aynı mekandayız şu anda hala. Hiçbir telefon numarasına sahip değiliz. Bozuk parayı kontrol et. Şimdi envanterimi açıyorum. Geri dönüştürelim şunu bakalım. Neresiydi o geri dönüştürme? Burası tuvalet. Burasıydı galiba. Aa, bunları da aldık. Bu ne? Ha, yüzümü yıkadım. 88 oldu. Tamam, %100. Şimdi geri dönüştürelim. Topla, tamam. 7 do 7 pound'umuz oldu. £150 pound'a ihtiyacımız var. Yeni bir hayata başlamak için. Bir de 100 tane gereksinimler var. Bunları toplayarak para kazanacağız. Oğlum, karnım çok acıkmış. Bir dakika. Şununla bir konuşalım. Dur. Bu ne kadarmış? 2 dolar sandviç. Çalma ihtimali %25. Deodorant, atkı, enerji barı. Bir günde 125 tokluk puanı verir. Yürüme hızını arttırır. Alayım mı? Dur lan. Bunu bir alalım. Ne oldu? Ünlem var. Tamam. Birazcık karnımızı doyurduk. Devam et. Konuşalım. Adam şey vermedi. Dinlemeyi bırakmanı istemek zorundayım. Aha, bir tane not kağıdı var. Tedavi edici kaslak etkilerini 2 gün boyunca azaltır. O güzel. Sazadan biri düştü. Ya almadık mı amına koyayım? 2 tane almış olmamız gerekiyor. Güzel, 2 tane var. Hastalanırsak içeceğiz. Avantajımız yok. Şunu bir alalım. %17. %10'a kadar yolu var baba. Şunları bir alalım. Tuvalete ihtiyacımız var galiba. Yok. Bu ne? Bu sefer burada yiyecek yok sanırım, yine yarın yine bakarım. Tamam. Buna bakalım. Bu ne? Açlıktan ölüyorsun. Çok çabuk acıkıyorum ya. Şunu bir ye. Tamam, %83. Abi ne? Çık. Şunu bir topla.
18 oldu. 25 tane üzerimizi toplayabiliyoruz. Riskli işler için burada bekleyebilirsin ancak artık çok 14'ten önce tekrar gel. Riskli işler ne demek? İşe geç kalmış. Ne oldu? Bir gün daha bitti. Her şey bitti. Bir zamanlar sahip olduğum hayat. Ne kadar da zor olsa çoğunu özlüyorsun. Bir oda, lavabo, tuvalet, seni sevebilecek insanlar hepsi gitti. Tüm pişmanlıkların bir anda akın ediyor ve aniden hayatında ilk kez bu gece uyuyacak bir yerin olmadığını anlıyorsun. Gözlerin rüzgardan uzak bir yer alıyor ve terk edilmiş bir binanın derin kapı önü boşluğunda yerleşiyoruz. Pek işine yaramıyor. Şimdi burada avantajları seçiyoruz. Deneyimli şehirli. Şehri bilen gelecekteki avantajı için daha fazla seçenek. Huzurlu öykücü çoğu iyi olaydan elde edilen mutluluk kazanımlarından biraz artış. Artık dışarıda ülke mutluluk eksilmez. Bence bu en iyisi. Bunu seçelim. Kusura bakma, gerçekten konuşmak istemiyorum. Sabah oldu galiba, sabah 8. Abi param yok ki. Yeni avantaj. Kişi değerlendirme. Bazen insanların para verip vermeyeceğini fare üzerlerine getirerek görebilirsin. Yoksun. Yiyecek verildiğinde az da olsa para da verilme şansı artar. Minnettar. Başarılı direncilikten iki kat mutluluk kazanma şansı. Dilenci, dilenme başarı oranı biraz artar. Bence kimin para verip vermeyeceğini başarı oranı artarsa bu. Şimdi hiç para yok. Daha fazla hurda taşıyamayacağım. Neresiydi hurdacı? Şunu satalım da para kazanalım. Burasıydı galiba. Yeni bir avantaj. Beleşçi. Çöp kutusunda bir eşya bulunduğunda daha fazladan bir eşya verebilir. Hurda toplamak hijyeni bir puan eksiltir ama hurda değeri büyük ölçüde artar. Ha. Ufak lokma ustası. Çöpteki yiyeceklerin durumunu hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Abi çöpteki yiyecekten hastalık da kapacağız. Oyun biraz kapsamlı. Anlaşılan. Çöpte bulunan yiyeceklerin kaynaklı hastalıkların oranı azalır. Burada değerini arttıralım abi. Para lazım çünkü. 2 dolar 2 poundumuz oldu. %29 oldu. Şu çöpleri hemen bir toplayalım abi. Aha. Otobüs seferi 1 euro. Bu bölgede yakınlarda bir binaya git ve tamamen yeni bir bölgeye taşın. Ha, yeni bölgeye taşınıp orada da dilenebiliyoruz. Barınak, kütüphane, emlakçı, iş, dükkan, park, banka, çamaşırhane, restoran. Dur. Şuradan bir şunları bir toplayayım tekrar. Bozuk param var mı ya? Vermedi. Aha güzel 50 kuruş. Polis geldi amına koyayım. Allah razı olsun. Hocam çıkıyorum ben. Abi 1 liram var mı? Ya sikeceğim polis. Yürü git lan. Aha polis attı beni. Üstümdekileri almadı değil mi envanterimi? Karnımı doyuraydı bari. Envanterimi de almış galiba. Abi post cihazı var yanımda. Tövbe estağfurullah ya. Aha şunu al. Şunu al. Şunu al.
Hocam var mı 1 lira? Sende var mı hocam? Evet, var. Ha gerçek, ha tamam, bize seçenek soruyor. Gerçek ihtiyacım var, bir şeyler yemem gerekiyor. Uzun cümle. Siktir git olsun. Vermeyebilir abi, vermeyebilir. Tamam. İnanmıyor olabilir. Bizim sokakta kaldığımızı gerçekten. İş çıkış saati, yoğunlaştı buralar. Ya abi. Polis gelip duruyor ya, bizi gönderecek. Abi açlıktan öleceğim. Dur. Bir dakika. Open açık şurası. Bir hocam bir sandviç alayım. Elma var. Ha. Şu bir şundan alayım. 1.25 1.29. Abi şundan alayım. Mantarını da şunlara bir yiyeyim. Hocam biraz da 1 liram var mı abi? Hey. 3'ün nokta. Polis peşliyor ya. Aa köpek, gel bakayım buraya. Yeni avantaj seçeceğiz şimdi. Güçlü bacaklar, kötü hava koşulları yürüyüş hızını çok çok daha az etkiler. Uzun yürüyüşçü, parkta daha hızlı hareket edilir ve tokluk seviyesinin eksilmesi büyük ölçüde düşer. Aa bak bu önemli. Bir bakalım, aç gözü tokluk seviyesi daha hızlı eksilir. Ancak çok açken mutluluk daha yavaş eksilir. Gerek yok. Tokluk seviyesi 80'in üzerindeyse yürüyüş hızı önemli ölçüde artar. Bu abi uzun yürüyüşçü almamız daha önemli. Bence 1 lira var mı abla? Aha burada indirimli ürünler var. Hocam bir enerji barı. Fiyat 1.31. Çok dedi. Şu abiye bir soralım. Ah be. Şu değerlendirme. Bazı insanlara para verip vermiyor. Hoş geldin Nurcuğum. Bazen insanların para verip vermeyeceğini fareyi üzerine getirirken görebilirsin. İkna edici, yanıtlama seçeneği daha başarılıdır. Muhtaç, mutluluk, tokluk veya hijyen seviyesi 50'den az olduğunda dinlenmekten kazanılan para daha fazla olur. Bakımlı, düşük hijyen direnme başarısını arttırmaya yardımcı olmaz. Ha. Harbiden ha. Yok yok, Dubai'deki dilenciler aylık kazancı 100 bin lira falanmış. Her neyse, düşük hijyen dinlenme başarısını arttırmaya yardımcı olmaz. Dilenme pardon. Yani hijyenli olmalıyız ki millet para versin. Ama o da çok saçma ki. Bu abi. Üzerine götürdüğüm zaman başarılı olup olmayacağımı göstersin. Daha fazla burada taşıyamayacağım. Şunları bir boşaltalım. Para alalım. 3 poundumuz oldu. Dilenmek yerine uyuyoruz. Bir gün daha bitti. Bir gün daha bitti. Bu gece daha iyi bir barınak bulmayı dilerdim. Rüzgar soğuk esiyor ve kaldırım buz gibi. Ama sıcak kalmak için göğsünü ovalayarak birkaç saat geçirdikten sonra uykuya dalıyorsun. Uyanıyorsun, nefesinle ellerini ısıtmaya çalışıyorsun. Ama nefesin bile soğuk geliyor. Mutsuzuz. Yıkanmamız gerekiyor. Sabah oldu. Şuradaları toplayalım, para kazanalım. Yıkanmamız lazım. Farkındayım. Selam. Vermiyor. Burada da yok ki amına. Çöpe bakalım. Çöpte bir şey yok. Barınak bağış yaptı. Bağış yapı.
8.30'da barınağa kaçırmış. Ses fazlaysa söyle kısayım. Oyunun sesi. Azıcık da yıkamaya ihtiyacımız var. Sıkıntı biraz. Bir bakayım tekrar. Tamam, şimdi oldu. Yemeğimizi aldık, yemek yiyoruz. Sonra duş alacağım şimdi. Duş burada mı alacağım? Yok. Neredeydi duş? Burası mıydı? Çamaşırhaneymiş. Tamam, teşekkür ederim. Duşhane neresi abi? Banka. Bakalım burada bir şey var mı? Lira var mı? Hoş geldin kardeş. Aramıza. 1 lira var mı? Ya abi git ya. Abi duş alacak yer yok ki. Emlakçı da olamıyoruz. 1 lira var mı? Siz direnleri hiç pes etmez misiniz? Reis sen de bir Galatasaraylı vibe aldın. Doğru bir vibe aldın kardeş. Tamam, 1 dolarımız oldu. Bunları bir alalım. Gayet iyi görünüyorum. Aleykümselam ya. Lisede ne okudum? Uçak bakım okudum. Hocam. Aa, bizi gönderiyorlar, postalıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Nereden katıldın aramıza? İsmin nedir? Cismin nedir? Ne yapıyorsun? Hayat nasıl? Kaç yaşındasın? Acıktık yine abi. Paso acıkıyoruz ya. Temizleniyorum. Tamam. Mutluluğumuz 76, açız. Çok açız. Aa. Selçuk'ta ne okuyorsun? Uçak bakım. Hangi lise? Hocam, şunları bir toplamam lazım ya. Bunlar ne? Sanki bir tık beni trollüyormuşsun gibi bir his aldım senden nedense. Hocam 1 liranız var mı ya? Seni kendine bu bataklığa soktum. Bir şey yok, bir şey yok polis abi. Doğrandık mı? Harbiden birader ya. Yan şerefsiz hakem yüzünden var ya mahvolduk ya. Mümkünse 1 liram var mı ya? Siktir git ne uyuşturucusu ya. Polis departman. Suç şahitlerince yüksek 50 teslim ol. Aa.
Kimsin lan sen? Ya siktir git, bozukluk falan mı var ama? Abi ölüyoruz açlıktan ha. Bir dakika, şu hurdaları satmam lazım acil. 1 liram var mı be abi? Aynen öyle kanka. Öldüm amına koyayım sizin yüzünüzden. Sikeceğim. Ha tamam, pardon. Özür dilerim. Ha, karaktersiz biri. Oğlum şimdi kimin ismini saysam ayıp olur amına koyayım. Yani kimsin o, söyle işte. Neyse dur oğlum, YouTube videosunu bölüyorsunuz. Bir gün daha bitti. Uyumaya çalışırken herkes gibi olduğun günleri hayal ediyorsun. Bir iş, bir ev, arkadaşlar. Hepsi şimdi çok uzak görünüyor. Giderek bir hatıra değil de daha çok bir rüya gibi geliyor. Ama şimdi uyanıksın ve rüya sona erdi. Emircan, yemin ediyorum aklımdan geçti. Ama ayıp olmasın diye demeyeyim dedim kanka. Hoş geldin, ne yapıyorsun? Yeni bir avantaj seç. Yardım Derneği. Yardım Derneği barınaklarda Yardım Derneği eklentilerinin daha sık gerçekleştirir. Göçebe. Önceki geceden farklı bir yerde uyuduğunda saldırıya uğrama olur. Aa, saldırıya falan da uğruyoruz. Ağır uyuyan. Kapalı mekanda uyurken mutluluk kazanılır. Ancak saldırıya uğrama şansı biraz artar. Barınaklı. Aa, barınaklarda tokluk seviyesinin yenilenmesine artar. Güzel. Bak bunu seçiyorum. Takılıyorsun boş boş. Kanka hiç sorma ya. Ben de valla açıyorum yayın, bakalım olduğu kadar. Abi bu müzik çok fazla yalnız. Açlıktan öleceğim. Bir saniye. Şeyleri satmam lazım. Seni tanımıyorum. Kütüphaneci. Hocam, bir duş alayım önce. Bir duş alalım. Tamam, çık. Sonra polis karakolu değil. Şunları bir satayım, üzerimdeki şeyleri. Açlıktan öleceğim yoksa. Çık. Şunu alalım. Adam giderken. Şimdi yemek alacağım bir tane. Ama market nerede? Market bu ne? Aha burada. Market de burada. Abi bana bir yemek versene. 29-25. Yalnız burada para biriktirmek de çok zor abi. Abi 1 liram var mı ya? Abla 1 lira. He? İyi. Biraz para biriktireyim, bu şehri terk edeceğim. Yeni mekana geçeceğim. Yüzümüzü yıkadık güzelce. Yeni bir avantaj. İstifçi. Maksimum hurda verdiğin nakit bonus kazanılır. Tamam. Beleşçi. Çöp kutusunda bir eşya bulunduğunda daha fazla bir eşya verilebilir. Çöp kutularının yanında her gün ekstra hurda bulunur. Sağlam biri. Geç. İstifçi baba. İstifçi. 25 tane hurda verdiğinde ekstra bonus para veriyor bana. Şunları da al. Ama abi açlığım yine sıkıntı ya. Şu gazeteyi de al. Vallahi açlıktan öleceğiz. 1 lira var mı abla? 1 lira var mı abi? 1 lira var mı abi? Minnettar. Başarılı dilenciden iki kat mutluluk kazanma. Yağmursever. Kötü havalarda önemli ölçüde artan dinlenme başarısı. Bak bu güzel olabilir. Duygusal engel. İnsanlar kaba davranınca daha az mutluluk kaybedilir. İkna edici. İkna ediciyi seçiyorum. 1 lira var mı abi? Aha ver. Ondan ne sikiyim? 3 euro verdi. 3 dolar verdi. Pound verdi. 1 lira var mı be abla? Ama. Güzel ablam, 1 liram var mı ya? Ablacığım, 1 liram var mı? 2 eksi puan yedik.
Neyse dur dur. 1 lira var mı abla? Ablacığım 1 liram var mı? Etmeyiz aman akım, açız. Ah, işe geç kalmış. 1 lira var mı ama ya? Ne olur ablam var. Tövbe estağfurullah. 23, 2 tane daha buluyoruz. Onları bozdurmaya gidiyoruz. Ablacım 1 lira var mı? Gayet iyi mi görünüyorum? Ailem için bu gece kalacak bir yere ihtiyacım var. Doğru söylüyoruz. Ah ver ablacım. Kaç para verdi? 5 euromuz oldu. 5 poundumuz oldu. Daha fazla taşıyamayacağım. Hemen bunları bozduralım. Paramızı alalım. Barınak bulmalısın. Bulacağım. Bir dakika şu şeyi yapayım. Şunları bir bozdurayım. Aa tamam. Torbacı gibiyiz nasıl? Aynen öyle. Zaten daha demin dedi ya sen uyuşturucu alacaksın değil mi bu parayla diye. Oy güzel para verdik. 3 pound daha kazandık. Şimdi bir saniye şunları da topla giderken hazır. 1 lira var mı be abi? Ha. İşte dostum ver. 1 lira var mı be? Dedim doğru bu çocuğum vermedi para. Ablam. Güzel ablam. Allah senin yolunu baktığını açık eylesin. Çocuğun var mı? 1 lira be. Vermiyorlar. Şuradan bir şey alalım. Allah öleceğiz şimdi. Su alalım be. Su, su da ihtiyaç. Su, bakalım su tokluk veriyor mu? Onu da görmüş oluruz. Bakalım. 2 tane suyum var. Yok abi 7 veriyor. 1 lira var mı be? Dur dur. Yanlış veriyor. Ya polis de git ya. Şehri attı bizi, şehirden attı yine. Bir gün daha bitti. Şehirde bir fırtına eserken erkenden bir kendi kendine geçti. Sabah 7 oldu. İşe girmek için evrak toplamamız gerekiyor. Evraklar da parayla oluyor. 1 lira var mı? Şimdi adamlardan 1 lira istiyoruz ya. Ben çözdüm abi oyunu. Şimdi 1 lira istiyoruz ya. Pound kaç lira? 40 lira. Adam o yüzden kuruş veriyor. Biz 150-200 lira istememiz lazım ki adam 2-3 pound versin. Beyin bedava. Şunu da alalım. Polis abi. Aha teyze verir ya. Teyzeler şey. Bir polis gitsin mi? Teyze yavaş yürüyor zaten. Şu polis gitsin mi kadrajdan? Teyze, 1 liram var mı ya? Orospu çocuğu nereden gördün ya? Bir daha asla buna değmezdi. Özgürlüğün elimde alınana kadar onun kıymetini bilemiyordum. Ve gerçekten ve gerçekler merdivenli bir basamağı kaçırdığındaki his gibi içinde oturuyordu. Abi bu oyunlarda noktalama virgülleme işareti yapılmıyor. Ben de mal durumuna düşüyorum ya. Burada bedava yemek olabilir ama berbat bir yer. Ve bu deneyimin huzurunun tükendiğini hissediyoruz. Sabah karakoldan daha önemsizmiş biri... Okuyamıyorum. Okuyun abi siz okuyun. Okuyamıyorum ya. Hızlı yürüyüşçü. Yürüme hızı büyük ölçüde artar. Ancak yürümek tokluk seviyesini daha hızlı düşürür. Gezgin, orta derecede artan yürüme hızı, hayat idame edici, tokluk seviyesi 30'dan az olduğunda daha yavaş. Aha bu. Bu. Şimdi %100'leştik. Yani %100 oldu şeyimiz. Ne derler ona? Tokluğumuz. Yok abi yok hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bu arada bu grafikler oyunun kendi grafikleri. Benim sistemden kaynaklı düşük 1 liram var mı be? Benim sistemden bir alakası yok yani. 1 lira var mı be? Bu ne satıyormuş? Atkı. Alabiliyorum da almam abi. Para biriktiriyorsun. 1 liram var mı be?
Karnım aç. Doğru söyleyelim. Aç değilim ama şu an. Sanmıyorum ki ihtiyacım olduğunu. Gün ortası. Aa daha fazla. Tamam. Nerede şey? Sol tarafta mı kaldı? Sağ tarafta mı? Dur abi. İlanlar falan var da giremiyoruz. 100-150 dolara ihtiyacımız var. Nerede bu şey? Torbacı. Aa torbacı. Bir şey mi arıyorsun? İhtiyacı olan şey bende. Az siktir, istemem. Torbacı da varmış la. Hayatta. Topla. 10 poundumuz oldu. Dur bakalım şuraya. Heh, şimdi. Otobüs seferi 1 pound'a. Bölgedeki bu bölgeye yakındaki bir binaya git veya tamamen yeni bir bölgeye taşın. Mutluluk artar ama. Abi ne gerek var gözünü seveyim. Geri dönüşüm istasyonu dükkan diyelim bakalım. Aynı yere getirdi amına koyayım. Hak etmedik abi, ne hak edeceğiz oğlum, sen uyuşturucu mu kullanıyorsun? Aa 1 liram var mı be, sıradan sorayım hepinize. Siktir git o zaman. 1 liram var mı be? Sen abi, abim yakışık. Aha yeni avantaj. E oğlum niye hak etmedik mi falan diyorsun? Zaval dinle ki meşemez. Umarım. Dur bu verecek. İyi. Abi kimse yüzümüze bakmıyor. Bakalım burada bir şey var. Abi sen iş kadını gibisin. Dur. Polis peşliyor beni. Polis peşliyor. Pound'umuz oldu. Aha yağmur yağdı. Abi yandık. Mahvolduk. Mutluluğumuz azalıyor. Bir liram var mı ya? Aa cipsim var dedi. Evet teşekkür ederim. Hocam polis geldi. Muhatap olmayalım. Para da verdi üstüne. Teyzeye söyleyemiyoruz. Hocam şunları bir toplayayım. Acıktık. Yağmurda ıslanıyoruz. Envanterime bakayım. 12. Devam. Bir liram var mı? Cevap versene orospu çocuğu. Şuraya bir kütüphaneymiş burası bu arada. Karnım acıktı dur. Hemen şuraya gideyim. Dur oğlum. Uyuyacak bir yer bulma zamanı. Gün bitti. Ha, yardım veya yoksa. Bu gece için bir kapı önü boşluğu yeterli oluyor. Bir araya topladığın karton ve gazete yığınlarının içinde uzanıp uykun gelene kadar sokaktaki insanları seyrediyoruz. Tam göz kapaklarının ağırlaştığında evsiz bir kız hızlıca yanından geçiyor. Ardından genç bir adam geçiyor. İkisi de gözden kaybolduktan dakikalar sonra kavga sesleri duyuyorsun. Ve ardından birisi çığırık alıyor. Yardım ederim abi. Her türlü yardım ederim. Sekerler. Kapı önünden fırlıyorsun.
ve sokaktaki kavga seslerine doğru koşuyoruz. Genç adam yerde kendinden geçmiş. Kız kaba görünümlü haydutun karşısına gelecek şekilde sırtını duvara dayamış. Hiç düşünmeden kendini adamın üstüne atıyoruz. Ah, in üstümden. Kurtulmak için dönüp duruyor ama onu tutuyoruz. Adrenalinle kavga ederken kız neredeyse bilincini yitirmiş olan çocuğu bırakıp kaçıyor. Yolun karşısında sizi izleyen iki adam görüyorsunuz. Siktir, suç bize kalacak galiba. Aniden yer sakini sana doğru yükseliyor ve dünya karanlığa bürünüyor. Sabah vücudun ağrıyor. O çifte ne oldu? Kış geldi. Yaraydık. Yeni hastalık. Yaralandın. Yürüme hızın bir günlüğüne düştü. Şimdi şunları bir satalım. Donuyorsun. Kışın kendini sıcak tutma. Tamam. Hemen bir tane atkı alacağım. Topla abi şunları. 11-12 dolarım oldu. Kışın para kazanmak daha kolay. Hocam, 1 liram var ama. Ya bir git da ya. Harbiden hayda yani. Bir dur abi. Ya oyunun kötü tarafı istemeden de bir şeyleri tıklayabiliyorsun. O dezavantajı var. Dur abi, yemek yemem lazım, ölüyorum. Kafe arıyorum şu an. Hocam, senden bir şeyler yiyelim. Al. 4 tane aldım. Bu ne? 1, 2, 3. Tamam mı? Yeter bu kadar. Bir tane de atkı alacağız. Bu ne? Barınak mı burası? İş yeri, pardon. Bak işte. Başarı şansım %0. Eğitim gereksinimi 35, benim 0. Gerekli belgeler 25. Tane atkı alacağım şimdi. Yıkanacağım sonra. Öleceğim galiba. Abi market nerede ya? Dostun değilim lan ben. Abi market yok. Market gördün mü? Gördünüz mü? Ha, burası. Abi. Sen kendini bu batakta soktun. Oğlum iş yeri iflas etti. Tane atkı verin, haberiniz. Aa, bu kadın montla geziyor. Kabanla geziyor amına koyayım. Tamam, ver abla. Bu da çıplak geziyor bu abla da. Dur duş alalım şurada. Abi yine acıktık. Soğukta daha çok acıkıyoruz. Isınayım abi, ısınayım. Temizleyin. Isın. Acıktık yine. Maşallah iyi de besleniyoruz da. Hocam 1 lira var mı? Ya polis. Get. ...18.45... kapatma zili diyor ya. Aha, teşekkür ederim. Oha, 7 dolar pound verdi. Bir daha sorayım bakayım.
Bir daha sorayım. Donate. Uyku vakti. Doncaz ha, gece kesin öldük. Karakter de Tuna Tavus gibi. Gece yerleşecek sakin bir yer bulduğunda yakınlarda bir köpek görüyorsun. Başkalarını fark ediyor ve o da sana vahşi gözlerle bakıyor. Sahipsiz görünüyor. Belki onu evcilleştirmeyi deneyebilirsin. Deneyelim abi. Sen yaklaştıkça köpek hareket etmiyor. Sadece endişeyle bakıyor. Elinizi uzattığında o da sana doğru tek bir adım atıyor. Titrediğini fark ediyorsun. Bir süre incelemek için elini burnuyla uzanıyor. Sonra hemen sakinleşip kuyruğunu sallamaya başlıyor. Bir dost edin. Yaralarının iyileştiği, artık yaralı değilsin. Güzel. Şimdi yürüyebiliyoruz. Envanterini kontrol et. Köpek avantajı. Hastalıklar. Bitkin hastalığımız var. Kirli kıyafetler. İş, şehir, avantajlar. Artan başa... Aa, burada şöyle avantaj yerleri de varmış. Artan başarılı dilenme oranı mutluluk daha yavaş etkiliyor. Türkçe ders almam lazım. Hocam bir liram var mı? Amına koyayım polis. Yani Amerikan polisine söylüyorum bunu. Başımız belaya girecek. Oyun, iki oyun oynayacağız diye var ya. Gitar. Bu ne? Köpek maması. Aa, şimdi işte işler değişiyor. Aa, sokakta. Evet. Yatırım. Gitar nasıl çalacağız? Hocam 1 lira. 12 dolar verdim amına. Gitar çalmam lazım. Hocam 1 lira ya. Bu şovu başka hiçbir yerde bulamazsınız ya. Kafayı yiyeceğim. Hocam. Yeni bir avantaj, dur. Güçlü bacaklar, kötü hava koşulları yürüyüş hızınızı çok daha az etkiler. Yürüme hızı büyük ölçüde artar, ancak yürümek topluluk seviyesini daha az düşürür. İstemiyorum. Sömürücü bazen faydalı bazı eşyalardan ekstra kullanım elde edilir. Kaşif topluluk seviyesi 80'in üzerindeyse yürüyüş hızı önemli ölçüde artar. Niye gitar çalmıyoruz şu an? Onu anlamıyorum. 2 dolar. Aha. Ha, kitap ayrıcıymış, ben atkı sandım. Köpeğimiz ne yiyecek abi? Biz karnımızı doyuramadık ki, aç karnımız anla. Şuralarda şey... Abi biz niye gitar çalamıyoruz? Gitar nerede? Gitarı kayıp mı ettik? Sosisli yesin. Yemesin biz yedik. Hocam 1 liram var mı? 1 lira var mı abi? Ya polis yine geldi ya. İşim bitti. Güzel güzel. En azından hapse girdik de ısındık biraz. Ay, karnımız da doydu. 1 lira var mı abi? Yoksun, zavallı. Bak, bu tam istediğimiz gibi. Mutluluk, topluluk veya hijyen seviyesi 50'den az olduğunda, yani bizim hepsi 50'den az zaten, dilenmekten kazanılan para daha fazla olur. Benim ama al. Köpeğin durumunu nereden göreceğiz? Aç mısın oğlum? Aç. Sevelim bir iki. Uyuşturucu alıyor bu kadın.
Veren var mı be abi? Aa, sigara. Çalayım mı? Yakalanmadan bir eşya çaldı. Güzel. Sigara çalalım mı? Sigara arkadadır ama adamın arkasına nasıl uzanacağız? Yarrağı yedik. Neyse. Hoş görünmeye yakın. Suç seviyesi. Geçiniz. Çevik, biraz fazla oynadıkça zorluğu azaltır. Başarılı mı hırsızlık deneyimlerinde mutluluk kazanılır. Daha iyi hırsızlık olabiliyoruz. Daha iyi hırsız olalım. Bunları alacağım. Aa. Şu oyunda bir gece daha geçireyim, çıkacağım oyundan. 1 liram var mı? 1 liram var mı? Karnım aç. Köpeğim için. Hemen köpeği deyip oradan para alalım. Ya siktir git. Hocam var mı liramız? Abi köpeğim için dedim, inanmadılar ya. Dur şurası aç mısın onu? Dedi evet. Şunu da alalım. Akşam oldu. Liranız var mı? Bir liran var mı? Tabii ki al. Ne kadar verdi? 1,5 lira verdi, iyi. Şuna soralım. Ne yapıyorum, şuna soralım. Hiç bozukluğu yok. Bütün ver abla. Almayacağım abi, uyuşturucu kullanmıyorum. Liram var mı abi? İçe geç kalmış. Polisin yanında değil miydi o şey ya? Bizim bunları bozdurduğumuz yer. Uyku vakti tamam. Oyunda bu kadarmış abi. Çok hikayesi zengin sandım, o yüzden aldım. Çok da beğenmedim.